İş ve başarı öykülerini sizler izleyicilerimiz için ekranlarınıza getirmeye devam ediyoruz. Şu anki durağımız Hatay, Antakya. Şimdi öncelikle biraz sektörünüzden bahsetmek istiyorum. Çiçek deyince bölgede aklı ilk gelen isim olmadığının sebebi nedir efendim? Daha çok nadir bulunan ve Türkiye'de çok olmayan ithal çiçek ve bitkilerle çalışıyoruz. Asıl çiçek denildiği zaman biz asıl hedefimiz müşteri memnuniyeti ve kalite ön planda tuttuğumuz için alışılagelmiş çiçekçiliğin dışında, hani usta çırak ilişkisiyle öğrenilen çiçekçiliğin aksine profesyonel olarak bir çiçeğin türü, doku uyumu ve rengini profesyonel olarak bir eğitimini aldım. Ve o şekilde başladım bu işe. Ne zaman başladınız? Yani yaklaşık olarak 2 ay önce buraya açtık. Uzun süredir yurt dışında yaşıyordum. Türkiye'ye geldik. Eşimle beraber burada bu açığı gördük. O yüzden peyzaj uzmanlığı, iç mekan ve dekorasyon ve çiçekçilik eğitimlerini aldım. Eşim de inşaat mühendisi olduğundan dolayı bu iç dekorasyon işlerinde daha iyi ilerleyeceğimizi düşündük. Öncelikle kendi çevremizi, daha sonra şehrimizi daha güzel, daha canlı hale getirmek için çalışıyoruz. Şimdi artık eski çiçekçilik, eskiden demet çiçekler vardı biliyorsunuz. Ne diyorsunuz? Hazırlardık, aranjmanlar vardı. Buket olarak. Şimdi ilk olarak ithal ve yerli çiçeklerle çalıştığımız için müşterilerimizin de geri dönüşleri şu şekilde oluyor. Biz buketimizi hazırlarken buketin yanında müşterilerimize bir kullanım kılavuzu veriyoruz. Canlı çiçek de olsa, saksı bitkisi de olsa bunu nasıl daha uzun süre canlı tutacağına dair hem besin tozumuzu veriyoruz hem de bir kullanım kılavuzu veriyoruz. Satış öncesi ve sonrasında desteklerimize devam ediyoruz. Yeni nesil çiçekçilik olarak insanları çiçeğin mutlu ettiğini bir araç olarak gördüğümüz için bu mutluluğu arttırmak için uğraşıyoruz. İşte onun için de bu ay yeni bir uygulama başlattık. Ne aylık diyor? Abonelik diye, çiçek aboneliği diye. Hani nasıl oluyor bu? Müşterilerimiz bu paketi aldığı zaman bir ay içinde 3 kere kendisini veya sevdiklerini mutlu etmek için çok özel tasarımlı, kendisine has tasarımlı buketlerimizi satın almış oluyorlar daha uygun fiyatlara. Bu şekilde de başladık bu ay. Evlerimize aldığımız çiçeğin solmasından, ölmesinden, işte mantar olmasından tutun da birçok toprak hastalığı, çiçek hastalığı var. Doğru. Bunları alıyoruz ama tabii bunu alırken çiçeğin de arkasında birini ya da bir eğitimli birisini görmek istiyoruz, bilgilenmek istiyoruz. Bu anlamda neler düşünüyorsunuz ya da burada ne hizmetler veriyorsunuz? Bu anlamda biz özellikle genelde ithal ürünlerle çalıştığımız için her ithal ürünün yanında şöyle kullanım kılavuzu var. Hani bir ayda kaç kere sulanması gerektiği, kaç derecede en yüksek ve en düşük kalabildiği, toprağının nasıl olması gerektiği ve müşterilerimize de şunu da söylüyoruz. Hani biz her zaman ürünümüzün arkasındayız. Daha uzun süreli canlı bitki ve kesme çiçeklerle her zaman ürünlerimizin arkasındayız. İleriye yönelik büyüme yolunda hedefleriniz nelerdir? Evergreen Design'ı bir marka haline getirmek istiyoruz. Zaten bu iş yerini ilk aldığımız zaman da kendi sayfalarımızda öncesini ve sonrasını yapacağız. Hani buranın bütün iç dekorasyonunu biz yaptık. Sıfırdan aldık. Bahçesinden yoldaki bütün taşlarına kadar hepsini eşim çizdi, ben uygulamasını yaptım. Bu şekilde ilerleyeceğiz ve asıl amacımız hem yaşadığımız şehri, önce çevremizi, sonra şehrimizi daha mutlu, daha canlı ve elimizin değdiği her şeyi daha estetik yapmak için uğraşıyoruz.